faydalanıyorlar. Biz tabii bu konuyu Gaziler ve Şehitler Haftası'nda Sayın Başkanıma dile getirdik. Sağ olsun hemen duyarlı davrandılar. Biz de dilekçe yazdık. Bunu belediye encümeninden çıkarttık ama uygulama hala başlamadı. Zannedersem herhalde yakın zamanda da başlayacak. Biz şeyle en son otobüs işletme şefiyle görüştüğümüzde Fatih Bey'le bu konuda hemen başlatacağını, bilmiyorum bir yazı gelmesi gerektiğini söylüyordu, o yazı neyse. O inşallah kısa zamanda olursa bu insanlar hiç değilse derneğe gidip gelirken rahat gider gelir. Evet. Bir tek istediğimiz bu. Hiçbir maddi yardım, hiçbir maddi destek yoktur. Eğer dedim ki insanlar bir yerde sigortalı çalışmışlarsa öyle bir emeklilikleri var. Yani, yoksa yok. Evet. Tarihi bir mesuliyet ve yürek işi diyorsunuz. Evet, biz evet, bunu evet. Gelecek işte aramızda da var küçük kenarlara evet, aktarmak. Evet. Bütün gaye o. Yani şimdi o insanlar bayrağı bana veriyor. Bizden de sonra Kenanlara geçecek. Evet, o evet. Nesil alacak. Hemen evet. Yanı başımızdaki Ayaz amcanın durumu nedir? Maaş var mı? Destek Gazi amcam şimdi herhangi bir maddi şeyi yoktur. Devletten aylığı yoktur. Ama çalışarak kendi kendine emekli olmuş sigortadan 100 küsür bir aylık alıyor. Evet. Evi malı ama tabii ki 100 küsür milyonla bir garip hocalar. O zaman bu milli oluşuma burada katkıda bulunuyor evet. Ve üye olarak. Evet. Hatta o maaştan bulunuyor. Daha gelip derneğin ihtiyacına. Evet. Ne dedi? Evet. Devletten herhangi bir maaş alıyor mu Gazi amca dedi? Değil efendim. Değil. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen benim evet. Baş gardiyanlığım var. Evet. Onu da gittim araştırdım, biraz çalıştım, sigorta yaptım, bilmem ne yaptım işte. Evet. Allah 100.000 bereket versin. Bu sigortaya, emekliye ilk imza koyanı Cenab-ı Allah cehennem narına yakmasın, cennetle müjdelesin. Evet. İşte o ruh var ya, Allah devlete, millete zeval nerede? Vermesin. Allah devlete, millete zeval vermesin. Onu da evet. Yatırdığımız onu para da neydi? Evet, yaptım. Evet. Yatırdığımız para neydi? Allah'ın birliğine şükür. 225 milyon ben aylık alayım. Hı hı. İki baş orantı. Buna ilk kimse koyanı Cenab-ı Allah cehennem narına yakmasın hacı. Amin. Amin. Batmanın kaç kuruş. Amin. Adamın zaharını mı çekerler? Amin. Yok efendim yok. Evet. Hemen diğer amca. Mehmet amcanın durumu nedir? Mehmet amca emekli. Evet. Uzun zaman Bağkur'dan emekli. Berber dükkanı vardı. Evet. Esnaftı yani. Oradan emekli. Ali abi eczacı. O da evet. Aynı zamanda emekli fakat biraz genç ve dinç olduğundan dolayı hala çalışıyor. Eczacılık yapıyor. Evet. Geçmişine sahip. Evet. Kenan öğrenci. Kenan, inşallah geleceğin faimiyecisi. Evet. Kenan'ımız inşallah gelecekte ışık tutacak, olacak. Bir saniye başkanım. Küçük Kenan. Merhaba. Öğrencisin. Hangi okuldasın Kenan? Çok güzel. Şimdi büyüklerini dinliyorsun. Deminden beri de yürekten izlediğini biliyorum. Ne diyorsun bu geçmişten geleceğe diyeceklerin var mı sıra sana gelmişken? Genç nesil olarak ne yapmak istersin? Büyüklerin izinde miyiz? Evet. Ha? Vatanımı korumak isterim. Diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Davut amcanın durumu nasıl? Pardon. Ökkeş amcanın. Evet. Ökkeş amca. Memleketime hiçbir şey yok. Ökkeş amca sanırım, 1970'li yıllarda Kıbrıs'a evet. Gitmiş. Evet. Huayi Milliye'nin eski kurucularındandır. Evet. İşte çoluk çocuk Kıbrıs'a yerleşmişler. Şu anda Antep'te yani. Misafirdir. Sağ olsun her geldiğinde derneği ziyaret eder ama bu defa yerini değiştirdiğimiz için bizi zor buldu. Evet. Uzun zamandır buldum da. Buldum gene araya buldum. Evet. Evet. Ondan oğlanı verdim kız gelinettim. Hiçbir şey pedalayamadım. Allah mutlu mesut eylesin. Onların yanında kalıyor. Işte. Davut amcayı da zaten daha önce de dinledik. Kendinden alalım evet, bakalım. Evet. Efendim, ne yer ne içer? Biz kamu yararına çalışan bir dernek. Kuvayi Milliye. Evet. Bütün gelir giderleri kesemizden çağırıyoruz. Elhamdülillah. Memleketten bir gelirimiz yok demektir. Evet. İşte bir valimizden Allah razı olsun bir şey verdi bize. Bu Türkiye'nin bütün memleketlerinde buna devam ediyoruz. Evet. Gelirimiz elhamdülillah maaşımız var, sigortalıyız. Oradan geliyor. Onda çoğunu buraya harcıyoruz zaten. Fakat bizim gayemiz o değil. Geçmişimizden övünerek geleceğe devam diyoruz. Bizim gayemiz evet. Şudur.
Bizim gayemiz bu gençlik. Bu Türkiye, bu Gaziantep nasıl kurtulmuş? Evet. Bu bizim dedelerimiz, babalarımız neler yapmış? Nasıl kan dökmüş? Bu gençlik böyle miydi? Böyle ham vurup harman savurma mıydı, tek batma mıydı diyorum. Bu aşıyı o gençliğe aşılamak istiyoruz. Gayemiz de budur. İnşallah gençler de bizi sever, sayar, bizim yorumumuza devam eder. Bu vatanı kurtarmaya canla başla çalışır. Davut amca, ben şöyle bir soru algıladım. Biz bu Gaziantep'i, bu vatanı nasıl kurtardık? Ben bu soruya az sonra cevap vereceğim. Evet, değerli büyüğüme geçiyorum. Bakalım kendileri ne derler. O da Ökkeş Solak. Pardon. Mustafa Abacı. Evet. Buyurun efendim. Maşhursuz ne? Duygularınız böyle milli bir günde, Gaziantep'in kurtuluşunda ve içinizden gelen. O duyguları lisanen söylemek kolay değil. Deminki Nehıvali'nin Sarımsak Tepesi'nde çarpıştığı ve benim babam da orada çarpışmış. Evet. Başkanıma da söyledim ilk geldiğim zaman. Evet. Dedem rahmetlik, Allah cümlesine öyle olsun, mezarımdır olsun. Oturduğu yerde ya Rabbi demiş, bana bir şehitlik nasibiyle 15,5'lu Fransız topu başının ucunda patlamış. Boynunun köpüğüne düştüğü zaman kafa yere düşmüş. Babam, dedem öyle şehit olmuş. Babam Gazi Samsak Tepesi'nde çalışmış. Biz de onun artık devamını götürmek istiyoruz. Onların bize bıraktığı bu mirasa sahip olalım diyoruz. Değerini bilelim diyoruz. Zira bu memleket, her zaman söylediğimiz gibi, gül tepsileri içerisinde bize sunulmadı mı diyorsunuz? Sunulmadı. Çok teşekkür ediyorum. Ve biz bu vatanı nasıl kurtardık? Antep'imizi nasıl kurtardık? Dinlerseniz veya müsaade isteyerek başlamak istiyorum. Tabii. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı, kara günler göre göre kurtardık. Unuttun mu emeğini atanın, deden yok mu senin şehit yatanın? Bütün çevresine nurlu vatanın, cesetten ağ öre öre kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle, mermi çekti kucağında bebekle, kara barut ile dolma tüfekle, topa karşı dura dura kurtardık. Devletlerle açılmıştı aramız, dövüşmeden başka yoktu çaremiz. İlaçsız, doktorsuz kendi yaramız, gömlek yırtıp sara sara kurtardık. Pes demedik devletlerin birine, nöbet tuttuk subayından erine, top, tüfek, süngü, mermi yerine, sopa ile vura vura kurtardık. Sırrımızı yad ellere açmadık, candan geçtik yurdumuzdan geçmedik, kurşundan süngüden dönüp kaçmadık, göğsümüzü gere gere kurtardık. Mehmetler süngüyü taktı sılada, kaldı düşmanların başı belada, Sakarya, İnönü, Çanakkale'de nice çember yara yara kurtardı. Büyük bir kumandan var idi başta, küçük büyük asker idik her yaşta. Kars'ta, Erzurum'da, Sarıkamış'ta 100.000 şehit vere vere kurtardık. Çok şükürler olsun, kalmadık yasta. Sanmıştı düşmanlar bu millet hasta. Ankara, Amasya, koca Sivas'ta istişare kura kura kurtardık. Bak ne dersler verdik bize çatana, ne oyunlar yaptık çalım satana. Maraş, Gaziantep, Mersin, Adana, kanımızı sere sere kurtardık. Sorarsan Türklerin aslı nereli? Fatih, Yavuz, Alparslanlar sıralı. Hedefiniz Akdeniz'dir ileri.
domuzları süre süre kurtardık. Böyle mi oldu hacı amca? Aynen. Buna benzer bende de bir şey var. Evet, çok teşekkürler. Ezberden okuyabilirim. Yani. Buyurun, evet. Buyurun. Hemen alalım. Unutma, bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu, yenildik. Biriler de şan vermişti, eski Türk sandılar ki can vermişti eski Türk. Topumuzu, sündümüzü aldılar, ülkemize Yunanlıyı saldılar. Kahpe Yunan sürü sürü askerle arkamızdan vurdu bize hançerle. Anadolu baştan başa hep yandı, bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler, zıvırları var gibi bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi. Deyip yanan şehirlere kapandık, o yıkılan baştan başa vetandı. Her yer siyah, hatta siyahtı güneş, için için gönüllerde bir ateş. Yandı yandı bir alev pekledi, bu yanan şey gönüllere ekledi. Bir yanar dağ gibi bir gün ufuktan, el olandı anne hayat bir insan. Artık yeter diye bir ses inledi, dağlar taşlar bu sedayı dinledi. O sesle can verdi torpağa taşa, Şanlı Gazi Mustafa Kemal Paşa diyelim. Devam eder buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de ben söyleyeyim. Buyurun, buyurun, abi. Buyurun, hay hay. Bunu ben düzdüm yani kafamdan. Evet. Ay yıldızı al bayrağı, dünyada adı var şanı var. Çünkü içinde Türk milletinin kanı var. Osmanlı'dan gelir ecdadımız soyumuz, yiğitlikle mertlikle yoğrulmuş hamurumuz. Korkmaz kimseden Türk milleti, analarından emmişler temiz sütler. Dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz vatan için vermişler canlarını, bizlere emanet etmişler. Bu vatanın bayrağını, taşını toplayın. Eyvallah, eyvallah. Dillerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Gaziantep Harbi deyince malum 11 ay sürdü yaklaşık. Evet. Evet, şehitleri vere vere kurtardık. Bunlardan birisi de az önce ağdını dinlediğimiz Şahin Bey idi. Şahin Bey'in o Elmalı Köprüsü üzerindeki şehit oluşunu bir defa sizden dinlemiştim geçmiş yıllarda, evet. Yanılmıyorsam, evet. Ve o bayrağa sarılı şehit oluşunun üzerindeki elinizi kulağınıza alıp bir ağıt yakmıştınız. O öyküyü rica etsem, evet. Biz o günlere götürseniz nasıl olur Davut Hanım? Yani şey mi, anısını mı söyleyelim? Evet, yani o köprü başında düşman geçemiyor, hani evet. Beni çiğnemeden evet. Geçmez deyişi vardı onun. O olayı hatırlıyor musunuz? Onu canlandırdık bu da. Heh, evet. Köprü başında. Evet. Şimdi efendim onlar şeyin Fransız önüne çıktığında Fransız kilisten geliyor ya. Evet. Kilise yol vermiş. Direkt ben bir tümen yani. Fransız tümeni. Evet. Hepsi Antep'e doğru geliyor. Hı hı. Şahin Bey 30 çetesinden beraber orada Ermeni köprüsünün yanında değirmen var. Un değirmeni var. O değirmen derler. Un değirmene savunuyorlar. Evet. Yani gizleniyorlar oraya. Bu 30 tane çeteden Şahin Bey'i tam kara vermiş. Demiş ki bu Fransız benim cesedimi çiğnemeden buradan geçmeyecek. Hı hı. Evet. Şimdi bir tümen geliyor. Bunlar 30 kişi bir araya gelmişler. Demişler ki Şahin Bey bu gelen bir tümen. Biz dolma tüfeklerden, efendim yerde kalmış bombalardan, paslanmış kamalardan biz bunlardan baş gelemezdik. Evet bizde iman gücü var elhamdülillah. Biz ona güveniyoruz. Fakat bir de maddi gücümüz olması lazım elimizde. Bardağımız, süremiz neyse olması lazım. Gelin ya onların önüne çıkmayalım. Hı hı. Çıkmayalım. Veyahut da buraya bir yere gizlenelim geçsin. Geçsin geçsinler. Şahin Bey diyor yok. Ben ikrar etmişim. Ya bunları buraya bırakmayacağım. Hatta bir rivayet var. 3 gün eylemişler orada tümeni. Hı hı. Fransız tümenini. Bakıyorlar ki mevcut bir şey değil. Fransız anlıyor. Bunlar 7 kişi kalmışlar yani. Bu alanımızın anlattığına göre 7 kişi kalmışlar, öbürleri kaçmışlar. Şimdi, o kalanların isimleri var mı aklınızda? Bilmiyorum, babam rahmetli anlatırdı evet, isimlerini. Evet, evet. İşte o 7 kişinin şeyinde de, Şahin Bey'in de hatta o rahmetullahın da şeyi bitiyor, mermisi bitiyor. Ve eline bir tüfeğinin şeyiyle, tüngüsüyle oraya çıkıyor. Evet. Tabii tek kişidir. Artık Fransızlar buna şey yapıyorlar, topun arabasına çiğnederekten
cesedinin üzerine, yani ikrarını ediyor. Diyor bu Fransız cesedinin üzerine geçecek. Hı. Cesedinin üzerine de geçiyor. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Şahin'i vurdular köprü başında ha, diyordu. Evet. Kumandası gelmiş böyle. Şahin'i sorarsan 30 yaşında, Şahin'i sorarsan 30 yaşında, singilediler de köprü başından oynayın ineğeni. Çeteler toplanmış ağlar başından, uyan Şahin uyan, uyanmaz mısın? Bir avuç düşmana dayanmaz mısın? Şahin Bey vuruldu, yollar açıldı. Şahin Bey vuruldu, yollar açıldı. Antep'in üstüne matem saçıldı. Uyunen ineğeni, bütün minareler topla biçeli. Uyan Şahin uyan, kalk neler oldu. Sevgili Antep'e düşmanlar doldu. Çok teşekkürler. Şahin Bey için böyle dedik. Kara yılan hakkında ne diyecektiniz? Bir şey mi diyecektiniz? Yok, Kara yılan Şahin Bey hakkında söylüyor. Fransa defalarını geçti. Hı-hı. Evet. Kumandanı gelmiş bakmış şeyle Şahin Bey'in cesedine. Acımış yani. İçinden gelerek yani duydu olmuşsa. Evet. Adam beylesin, yiğit adamı öldürür mü demiş. Öfkelenmiş vuran askerlere yani. Teslim alıydı demiş. Beyle babayı bir koca Fransa'ya karşı koyan bir insan bu demiş. Nasıl öldürdü bunu ya? Yani askerlerini öfkelenmiş. Fransız kumandanı. Kumandanı öfkelenmiş. Evet. Evet. Yani bunu duydu. Evet. Kara yılan zaten Birinci Dünya Harbi'nde savaşa giren, yani Kazım Karabekir'in askerlerinden birisiymiş. Hı hı. Bizim algıladığımız kadarı. Bunun hatta şu anda kitabını hazırlayıp baskıya hazırlayan Mehmet Demir abimiz var. O bu konuda bayağı bir çalışması var. Bayağı bu konuda Kara Yılan hakkında bilgisi, hı hı, var. Benim ondan algıladığım kadarıyla söyleyeceğim. Kara Yılan bir zengin ağanın çocuğuymuş zannedersem. Kendisi de sürüleri olan, geniş imkanlara sahip olan bir insanmış. Evet. Büyük bir aşiretin önde gelen isimlerinden biriymiş. Kara Yılan. Evet. Hı-hı. Kara Yılan tabii ki bu Antep Harbi başladığında memleketini, ülkesini kurtarmaya gönül vermiş ve bu yolda, bu uğurda bir adım atarım düşüncesiyle, hı-hı, Antep Harbi'ne sızmaya çalışan ve girmeye çalışan Fransız ordusuna en büyük darbeyi vuran, yalnız başına civa gibi bir gençmiş. Kara Yılan deminki tabiri caizse Sarımsak Tepesi'nde, hı-hı, şehit düşen şehitlerimizden, kahraman yiğitlerimizden, bu ünlü destanın yazılmasına sebep olan insanlardan, Şahin Bey gibi, Özdemir Bey gibi, Aslan Bey gibi insanlardan oluşan kahraman, yiğit, cengaver askerlerimizden, Anteplimizden biriymiş. Evet. Yani başkanım, kısaca şunu anlıyorum ben. Kara Yılan, Şahin Bey, Şehit Kamil ve benzeri unutamadığımız insanlar, evet, bunlar zincirin görünen halkaları. Evet, evet, ama evet, görünmeyen nice gizli kahramanlar, çok, nice ecdadımız olmuş. Evet. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Ve sizler programa gelirken, bu programa katılma ve yaklaşmakta olan 25 Aralık Antep'imizin kurtuluşu için kimler neler demedi ki şeklinde bir sohbetimiz oldu. Evet. Onu sizin ağzınızdan rica etsek, Antep için söylenenler kimler, evet, neler yazmış, evet, neler söylemiş, bir alalım başkanım. Evet, Gaziantep savunması için ne denildi diye, neler, hı, denmedi. Evet. Bu tek Türk şehri hiçbir
yardım, maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtaran ve gazilik unvanına bir hak layık sayılan memlekettir demiş. 12-25-1936'da Mustafa Kemal Paşa bunu söylemiş. Evet. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'leri kahramanlık misali olarak alabilirler demiş. Yine 12-25-1936'da Mustafa Kemal Paşa söylemiş. Fevzi Paşa'nın da yine bu konuda söylevleri var. Antepliler yalnız Gaziantep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar. Milli mücadelede mutlak muvaffak olacağımız inancı bugün yapılmakta bulunan Antep müdafaası teyit etmektedir demiş. Fevzi Çakmak Paşa'mız söylemiş bunu. Gaziantep müdafaası düşman istilal ordularının üstüne çekerek suretiyle Gaziantep'le birlikte bütün o hayvaliyi de işgalden kurtarmıştır demiş İsmet İnönü. Evet. Burada ilginç Fransız komutanlarının söylediği şeyler var. Gaziantep'i sukut görmek için 9 ay beklemek lazım geldi. Halbuki Anadolu'da 1000 Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez. Fransız Şark Ordular Komutanı bunu söylemiş General Gorbo. Buradan yine generalın burada bir sözü var. Beyler siz hayal mi görüyorsunuz demiş. Hı hı. Türklerin işini Yunanlılar mı bitirecek? Biz koca Fransız devleti bir Antep sancağı ile başa çıkamadık demiş. Şark Ordular Komutanı General Gorbo yine aynı şeyi söylemiş. Tabii ki Antep için çok insanlar çok şeyler söyledi. Çok şeyler yazıldı. Antep'in 6.317 şehidi var. Bunlar tabii ki resmi kayıtları olan insanlar. Ben zannediyorum ki ne daha da çoktur, daha da fazladır. O milli mücadele ruhunu Allah-u Teala içimizden eksik etmesin. O ruhla, o aşkla her zaman yanıp tutuşalım. Yalnız Antep'in harbi o dönemlerde kılınçla silahlaydı. Şimdi bence en büyük harp ekonomidedir. Hı hı. Bu ekonomi harbini de Antep'in iş adamları şu anda veriyor. O şimdi şu anda Antep'in bence cephe komutanları iş adamlarımızdır, sanayicilerimizdir. Ağır bir hamle göstererek gerçekten Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan ve iş adamlarımızın bu konuda en küçük öğrencisine bile yani bugün kırtasiye, önlük ve giyecek, yiyecek veren bizim iş adamlarımızdır. Çünkü şöyle yani bir işçi onun fabrikasında çalışarak onun kazancıyla alıyordur. Dağıtılan yardımlardan falan bahsetmiyorum. Evet fakirlere de bir takım yardımlar yapılıyor. Fakat çalışarak da bu insanlara çalıştırarak da ekmek veriliyor. Tabii ki Antep'in konumu yani Türkiye'nin ve Osmanlı dönemlerinden bu yana hep böyle savaşlarla Necidabıkların dönemlerinden bu yana konum itibariyle savaşlar görmüştür. Antepli hep savaşmış, hep memleketini namusu için savunmuş ve gözünü düşman kurşunundan esirgememiş. Evet, çok teşekkür ediyorum başkan. Az önce sizi dinlerken şurada Anadolu'da 1000 Antep var. Evet. Anadolu'da bir Antep var derken akabinde gündemimize de almışız. Ben Anadolu'yum, insanım, tarih abidesi, sevgi yumağıyım. Ben Anadolu'da bir köyüm, ırgatım kısacası insanım. Dürüstlük abidesi, doğruluk sözcüsüyüm. Ben Anadolu'da bir dağım, büyüğüm. Bağrımda saklanır nicesi. Ana kucağı, baba ocağıyım. Ben Anadolu'yum, aşıklar dervişler mekanı, şairler ozanlar ocağı, efeler dadaşlar diyarıyım. Ben Anadolu'yum, Köroğlu benden aldı yüreği, Çakıcı benden emdi sütünü, Koçero'yu ben avuttum, İnce Mehmet'i ben sakladım, Kara yılanı ben cesur kıldım. Ben Anadolu'yum,
Düğünlerim, halaylarım var. Ben Anadolu'yum. Kurşun gölgesinde kızlarım var, iki can hevesinde. Ben Anadolu'yum. Delikanlılarım, gençlerim. Yüreği çatal, eli süngülü Mehmetlerim var. Ben Anadolu'yum. Sevdanın seli, sevgi yumağı. Kısacası Anadolu'yum. İşte bu Anadolu'da diyorsunuz artık savaşlar, evet, ekonomiye dönüştü. Ve ekonomi savaşında payına düşen iş adamlarımızdan, fabrika sahiplerimizden, evet, söz ettiniz. Evet. Güzel bir olgu. Evet. Herkes payına düşeni yaparsa bu hayat dediğimiz savaşta her an için zaferle çıkmamız, evet, olası, evet, diyoruz. Evet. Ve İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bir de şu var. Şimdi bu günümüz insanı ve Gaziantepliler olarak biz yine düşünelim. Ve programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Sonunda savaşların neye dönüştüğü, eski devirlerin nereden nereye geldiği, belli yerlere sitem göndererek durumu özetleyeceğiz. Ancak ben sizi yaşlı amcalarıma söz verdim. Fazla tutmak istemiyorum ekran karşısında. Tek tek 25 Aralık Gaziantep'imizin kurtuluşu için duygu, dilek ve bizden sonraki nesillere diyeceklerinizi almak istiyorum. Kimden başlayalım? Söz küçüğün mü derler? Evet. Evet. Kenan, ne diyorsun Kenan? 25 Aralık Kurtuluş Günü'nde okulunda, çarşıda, pazarda, evde neler yapmak istiyorsun veya neler demek istersin? Şöyle bir konuş, dinleyelim bakayım. Genç Nasıl kuşak. Kutlamak istersin? Evet. Ne olsun istersin o gün? Şöyle bir şey. Hı-hı. Ne diyor? Dinleyeceğim. Şiir. Şiir, şiir tabii. Peki. Buyurun, peki, buyurun. Peki, buyurun. Hadi. Ben Antepliyim, şahinim havam. Manzara omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey. Diyorsun. Diyorsun, sağ ol. Evet, çok evet, teşekkürler. Yavuz Bülent Bakiler'in evet, dizeleriydi. Teşekkür ediyoruz. Ökkeş amca, sen ne dersin? Bu Antep'in kurtuluşu için zannedersem yıllardır kurtuluş programlarına katılıyorsun. Yani evet, en az 30-40 senedir benim bildiğim kadarıyla. Evet. 25 Aralık kutlamalarına katılıyorsun. Eskiden nasıl olurdu? Senden alak. Eskiden aldığımız, bizim büyüklerinden duyduğumuz bu Şıkı Canlı'nın karşı şeyden hasta varmış. 25 Aralık kutlamalarını diyoruz. Kutlamalarını diyoruz. Kutlamalar, törenlere nasıl katılır, hazırlanırdınız? Tabii. O zaman herkes, atlardan falan katılırdınız. Evvelce atlarla vardı. Hı. O atlar o, şey oldu. Ondan sonra ben ne söyleyeyim, işte sizin gibi başkanlar da önümüze geçti. Allah razı olsun. Vazife yapan yaptı, yapmayan yapmadı. Fakat bir işe meydan verildi de o kendine çekti daima şeyler. Sen orayı kapatın. Evet. Evet, Davut amca. Şimdi bu 25 Aralık törenleri eskiden nasıl oluyordu? Şimdi nasıl oluyor? Hatta Sıhhi Yönetim'de zannedersem yanında öyle bir şey var mı? Sıhhi Yönetim'de bile Kuvayi Milliyecileri o zaman serbest bırakmışlardı. Daha da silah atmanıza bir yazılı kağıt. Evet. Hatırlıyor musun? Şimdi Sıhhi Yönetim'de yani Antep'in bayramını öyle bir kutlama yaparlardı ki, örneği Kahramanmaraş gibi yani. Çoluk çocuk hep biz katıldık bayramı kutlamaya. Gençler ve ihtiyarlar. İhtiyarlar bir araya gelirlerdi böyle Antep'in hallarına konuşaraktan ağıt yaparlardı. O eski anları anaraktan. Ve onlara da biz katılır çok üzülürdük. Çok üzülürdük. Öyle bir katılış olurdu ki Antep'in zaten mevcudu azsa da o yükün olaraktan bir katılış yapardı. Bu devir düşe düşe şimdi Antep'in kurtuluşuna kıymet verenler yok. Öyle kıymet verenler yok. Neydi hatırlattığım?
Bu sıkı yönetim döneminde de Kuvayi Milliyeciler serbest bırakmışlardı törenlerde. Sıkı yönetim zamanında gene biz şey yapıyorduk. Efendim, bu ruhu taşıyorduk. Bu ruhu taşıyorduk. Evet. Ve mermi atıyorduk. Hı hı. Kimliklerimiz vardı. Bizim, ben kendi üzerime söyleyeyim. Bizim evi gece saat 5 sıraları, yani yatsın sıraları, hı hı, bizim evlere bastılar. Komple. Evet. Asker düzüldü boydan boya filan. Yani namaza gidenler bıraktılar, diğer kanı hiç kimseyi bırakmadılar. Elime pek bizim bir küçük oğlan vardı. Kapıda dışarı çıkmış, kaybolmuş bizim çocuk gibi. Evet. Gibi. Kaybolmuş. Biz ne kadar alırsa bulamadık. Tabii ben o kimliğin sayısında, o emirliğe kimliğin sayısında, evet, gittim karakoldan bizim çocuğun şeyde olduğunu öğrendim. Tuvayda, zırh tuvayda tutuklu olduğunu öğrendim. Çocuğa diyorlar ki sen kimin çocuğusun diyorlar. Çırık diyor ki ben diyor Gazi Davut var, onun çocuğuyum. Senin baban Gazi mi? Sen de sen çıkla diyorlar. Bu arkadaşlara diyorlar sigara mugara ne isteylerse onu al diyorlar. Ve Tuvay Komutanı'nın yani askere cezaevine bakanlar çocuğu bırakıyorlar. Çocuk 24 saat orada kaldı. Elhamdülillah geldi. Bizim eve bastılar. Hı hı. Bizim eve bir baş çavuştan bir yüzbaşı bastı. Tabii ben yataktaydım o zaman. Hemen elbisemi sırtıma aldım, çektim, kapıya çıktım. Başyavuz dedi ki, niye dedi ağır davranıyorsun dedi. Yani kapıyı açmıyorsun dedi. Benim sayın başyavuzum, biz sizin gibi genç miyik dedim. Biz Gaziantep'in Kuvayi Milliyelerinden dedi. Durun durun da askerlere. Durun, bunlar da Kuvayi Milliyemiş dedi. Bunda da bizden sayılır dedi. Evlerini aramayın dedi. Evimizi aramadılar. Allah razı olsun adamlardan. Yani Davut amca, Kuvayi Milliye ruhu gençlerde de var. O konuda umutsuz değilim diyorsunuz. Bazıları. Özellikle evet, gençlere evet, ne dersiniz sonuç olarak? Bazıları. Gençlere ne evet, olur tavsiye? Gençlere tavsiyeniz olur var mı? Gençlere efendim çok tavsiyemiz var. Haddinden fazla. Çünkü niye? Hiç olmasa bu yönü tanısınlar yani. Buraya katılmasınlarsa, katılmıyorlarsa tanısınlar yani, takdir etsinler. Tarihini unutmasınlar. Tarihini unutmasınlar. Diyorsunuz. Evet. Aynı soruyu size yöneltelim. Gençlere, yeni kuşağa neler önerir, neler tavsiye edersiniz? Efendim işte Antep eskiden nüfusu azken, hı hı, katılım daha fazlaydı bayramlarda. Evet. Fakat şimdi nüfusu çoğaldı, daha da azaldı. Mümkünse büyüklerimizden biz bu memleketi silahla aldık, kurşunla aldık, top mermisiyle aldık. Kanla, hı, evet. Karnımızı verdik. Şunları hiç olmazsa bayramda bir patlatalım. İçi boş zaten. Evet, evet. Başka hiçbir şey yoktur. İçinde herhangi yaralayacak, aha, bir şey yoktur. Pat der o kadar. Evet, evet. Bunu da artık yöneticilerimiz inşallah, inşallah o gün i̇nşallah, bir akış programları dahilinde evet, etkinliklerini göstereceklerdir. Aynı soruyu kulaklarının ağır olması nedeniyle gençlere neler tavsiye eder kısaca? Kuvayi Milliye hakkında gençlere hangi tavsiyede bulunursun? Program bitecek de. Hı. Efendim. Biz çok ısrarlıysa alabiliriz. 18 yaşını yaşamış bir gençle Kuvayi Milliye katkı yapılabilir. Çünkü Aziz Mustafa Kemal Atatürk Kuvayi Milliye ile başladı. Türkiye Cumhuriyeti ebedi şef yaşadıkça Kuvayi Milliye de yaşamaktadır ve yaşar. Evet. Böyledir. Teşekkür ediyoruz. He. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sen gençlere, Mehmet amca, gençlere. Yeni nesle. Vallahi işte yeni gençler şimdi ekser yani Kuvayi Milliye silah sıkıyor ya, bazı sıktırmıyorlar. Yani sıktırmaya müsaade etseler daha fazla çoğalır. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Sıktırmaya müsaade edilse yani şey, hı-hı, tamamen. Ne zaten Mustafa'nın dediği gibi kuru sakat bunlar. Bazı engellemeler oluyor. Bu da hoşumuza gitmiyor yani. Bu silahları aslında yani, bir bayram havası içinde tabii, sevinç tabii, olarak. Tabii. Yoksa Allah silah sıkmaya gerek vermesin ben, evet, diyelim. Tabii, o günleri tabii, bir daha görmüş olmayalım. Evet. Hiç konuşmayan genç bir arkadaşımız başlangıçta eczacı olarak da
yürek işi olarak yaptığını Kuvayi Milliyeciler bir heves, vatanseverlik, evet, güzel bir şey. Aynısını alalım. Ben Ali abinin, Ali abinin, evet, bir özelliğini de ortaya çıkartmak istiyorum, hı-hı, burada. Ali, hı-hı, abi rahmetli 126 yaşında ölen bir gazimizin çocuğudur. Uzun bir zaman doğduğundan şu gününe kadar, yani geçen senesine kadarı bir gaziyle yaşadı. Onda daha çok birikim olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bu şekilde de hem Gaziantep bin Kurtuluş Yıl Dönümü dolayısıyla 25 Aralık'la ilgili görüşünü anlatırken birazcık da babanızdan, de, babanızdan, evet, bahsederseniz. Evet. Babam 126 yaşında vefat etti. Ekizkuyu'da Güneysen'in arasında savaşmış. Hı hı. Top yarası da vardı iki tane bacağında. Hı hı. Böylece bize anlatırdı işte. Orada çökertmişler Fransızları. Kızıldağ var orada. Fransızlar gelmiş topu çöle vurmuşlar. Bunlar da kenardan çarpışmışlar. Çarpışırken baş gelemeyince gece tutmuşlar. Aynafar suyunu bırakmışlar etrafına. Bunlar orada gölün içinde bırakmışlar. Kaçamamışlar. Epeyce bundan faydalanmışlar. Evet. Gençlere tavsiyem, bu Gaziantep kolay kazanılmadı. Bu Gaziantep'in kırmatını iyi bilsinler. Tavsiyem budur gençlere. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, yine size dönüyorum ben. Evet. Önce nazik davetinize teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bu davetler karşılıklı oldu sanırım. Evet. Şöyle bir yazınızı aldım. Eksik olmayın. Evet. Diyorsunuz ki 24 Aralık 2001 tarihinde saat 15'te Kuvayi Milliye Mücahit Gaziler Derneği toplantı salonunda derneğimiz tarafından düzenlenen Gaziantep Harbi'nde savaşan cephe komutanları başta olmak üzere düzenlenen resim sergisinde sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyarız. Evet. Notunuz var. Derneğimize yeni katılan üyelerine de tanıtma ve kimlik verme töreni olacaktır, olacak, diyor. Evet. Ben şahsım olarak zevkle katılacağım. Ve paylaşıma hazır olduğumu beyan ediyorum. Bunun çok dışında sizlerin diyeceğiniz gerek ki evrak yönden, gerek çalışmalar, gerek yazılı kaynaklar açısından bir şeyler var önünüzde. Kısaca onları da bir tanıyalım. Şimdi 25 Aralık Gaziantep'in yıl dönümü, kurtuluşunun, hı, yıl dönümüdür. Bu törenler tabii ki sayısız defa böyle yapılmıştır, etkinlikler olmuştur. 1980'li yıllarda sıkı yönetim dönemlerinde bile bu insanlar Kuvayi Milliye ruhunu yaşatmışlar. Bu insanların tabii ki o zaman zannedersem 1982 dönemlerinde de sıkı yönetimde bir şekilde törene çıkmak var için o zaman zaman garnizon komutanının özel bir izinini alarak törenlerde ben gelirken onu unutmuşum, getirememişim. Törenlerde silah kullanmaları için izinleri var. Bu yazı var. Ha, şu ana kadar bize bir ciddi engel olmadı. Sürekli, evet, amcalarım bunu söylediği için yani ciddi bir engel olmadı. Herhangi bir yazılı evrak gelmedi. Silah kullanmayacaksınız denmedi. Bunu söylerken, hı, yani rahat olsunlar diye, hı hı, şimdi şu anda söylüyorum bunu. Ayrıyeten Sayın Valimiz Erhan Tancı'ya buradan teşekkür etmek, hı, istiyorum. Sağ olsunlar. Diğer illerden gelecek olan misafirlerimize şimdi bizim Antep'te bu organize çok güzel yapılıyor. Sayın Valim sağ olsunlar bu konuda çok duyarlı davranıyorlar. Yani Gaziantep Valiliğini yapan insanlar temelde böyle bir oluşum oluşturmuşlar. Misafirlerimiz gelecek zaman aşağı yukarı şöyle bir ay önceden hangi misafirhanelerde kalacaklar, nerede yiyip içecekler, hı-hı, nerede kalacaklar, böyle bize bir dağıtım. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde 20 kişilik, polis okulunda okulu müdürlüğünde 20 kişilik, İl Özel İdare Müdürlüğü'nde 20 kişilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde misafirhanelerinde 20 kişilik ayrı ayrı buralarda kalacak şekilde bize müracaat eden diğer illerden misafirlerimiz için
Biz 80 kişilik yer istemiştik. Evet. 80 kişilik tam harfiyle hiç eksiksiz bize verildi. Bu konuda tabii ki Sayın Valimizin bu güzel davranışından, bu örnek davranışından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hakikaten Sayın Valim gerçekten bir Kuvayi Milliyecidir. Kuvayi Milliye ruhuyla yaşayan ve devletçi bence evet. Çok iyi bir validir. Yani ben bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadarı bize karşı hiç yüzünden tebessüm eksik olmadı. Hatta zaman zaman bu konuda çok da sohbetlerimiz oldu. Ve Gaziantep Harbi'nde savaşanların bir resim sergisi. Aslında Sayın Valime belki sürpriz de olacak. Biz bu konuyu daha önceden görüşmüştük. Ama sergi yapacağımızı söylememiştik. Biz tabii ki burada bunu konuşurken zannedersem şu anda Sayın Valim Antep'te değil, şehir dışında olduğunu bize söylediler. Pazartesi günü inşallah bir görüşme kısmet olursa görüşeceğiz. Pazartesi günü saat 15'te yani saat 3'te bu resim sergisine tüm halkımız davetlidir. Davetiye hazırladık ama bir kısım yerlere dağıtamadıktır. Cumartesi pazar olduğundan. Pazartesi yetiştirebildiğimiz kadar dağıtacak. Eğer yetiştirememiş olsak bile çeşitli müdürlüklere, kamu kurumma kuruluşlara ve halkımızın tümüne açıktır. Antep Harbi'nde savaşmış insanların bir kısımlarını, resimlerini elde ettik. Evet. Yani ismi belli olanlar var, belli olmayanlar var. Olmayanları çıkartmadık da özellikle resimindeki isimleri belli olanları, cephe komutanları önde olmak üzere güzel bir sergi açacağız. Bu açacağımız sergide de bize yardımcı olan ve bu konuda bize yardımlarını esirgemeyen insanlara ayrı ayrı da buradan teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Yani aslında halkımız gerçekten yani anlatmasını bilirsen duyarlıdır. Yani red etmez ama anlatabilmek, kendini ifade etmek çok önemli burada. Yani burada halkı suçlamayalım. Biz belki de bugüne kadar kendimizi ifade edemedik. Yani bu derneğe ben çok yeni geldim. Çok yeniyim. Yeni bir başkanım. Belki de insanlar kendilerini anlatamamışlardır. Ama yani bu fırsat, anlatma fırsatı doğmamıştır. Sizin vesilenizle de buradan halka ulaşmamız sağlanmıştır. Özellikle yerel basına buradan çok teşekkür ediyorum. Yani buradan onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bizim en ufak sorunumuzu gelip alıyorlar, soruyorlar. Halk hatır soruyorlar. Bize aslında en çok böyle faydalı olan ve nasıl diyeyim bize iyi niyet gösterisinde bulunan ve basının sürekli bize yakın olmasına ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten elimiz oldular, kolumuz oldular, dilimiz oldular. Halka ulaşmamız için her türlü fedakarlıktan kaçınmadılar. Ve bu da burada bizim bence benim şahsım için söyleyeyim başarılı olmamızda önemli bir yeri oldu zannedersem. Gençler de bu konuda Kuvayi Milliye Derneği'ni bir ziyarete gelsinler. Derneği ziyaret etsinler. Nasıl çalışıyoruz, ne yiyip ne içiyoruz. Yani maddi açıda söylemiyorum bunu. Bu insanlar nasıl giyiniyor, nasıl hazırlanıyor, hangi gayeyle buradalar, neye hizmet etmeye çalışıyorlar, neyin karşılığında. Bunları öğrensinler ki geçmişleriyle, tarihleriyle ilgili gerçekten bilgiler alsınlar. Burada hakikaten görülmesi gereken yaşlı, ayaklı tarihler var. Bunları dinlemek o kadar güzel ki. Evet. Gerçekten geçen gün Fırat Koleji'nden zannedersem bir ablamız bir grup getirmişti. Fulya Mıhçıoğlu'ydu zannedersem. O ablamız gerçekten çok duyarlı. Ve bu konuda duyarlı hanım ablalarımız çok. Derneğimize hakikaten gelsinler. Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü. Yani söylesinler, sorsunlar. Bu memleketin kurtuluşu ve idaresi nasıl olmuşsa o dönemlerde ne yenmiş, ne iyi içilmiş. Yani acı zerdali çekirdeğini tatlandırarak yenmiş ve bir tüfeğin arkasına 5 kişi, 10 kişi yatarak savaşmışlar. Bu memleket kolay kurtulmamış. Ne olur bunlar araştırılsın, gelsinler. Yani bizim de yanlışlarımız varsa bize de desinler ki ne, şurada hata yaptınız desinler. Biz bunu severek kabul ederiz. Evet, Sayın Başkanım, Gaziantep'imizin kurtuluş mücadelesindeki
Kuvayi Milliye'yi temsilen ecdadımızdan Özdemir Bey vardı. Evet. Kuvayi Milliye'nin evet. başında olan. Aha. Ve bugün içinde bu bayrağı sizler yürütüyorsunuz. Evet. Bu açıklamalarınız için teşekkür ediyor ve tarihi unutmayalım öğütlerinize de gençlerimizin uyacağını, bizlerin de aynı yolda yürüyeceğimize şüpheniz olmasın. Özdemir Beylerin bayrağının temsilcileri olarak size bu beyanda bulunuyor ve Allah o günleri, o devirleri bir daha göstermesin.